Ebers papirüsü. Ebers tıp papirüsü, M.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı sanılan ve Mısır'da bulunan bir yazmadır. George Morris Ebers tarafından Teb kentinde bulunmuştur. Papirüs, adını, kendini 1873 kimi kaynaklarda 1862 yılında dünyaya duyuran eski Mısır uzmanı George Morris Ebers'ten almıştır. Eski Mısır'a ait, tıp bilgileri içeren en eski ve en önemli yazmadan biridir. Diğeri ise M.Ö. 1300'lü yıllara ait Bürüş papirüsüdür. İçerdiği yaklaşık 700 reçete ile eski çağ hekimliğine ışık tutan Ebers papirüsü, Teb kentinde bir mumyanın kucağında bulunmuştur ve bugün Leipzig Müzesi'nde korunmaktadır. Timsah ısırmasından, ayak tırnağı ağrısına kadar çeşitli tedavileri anlatan, sinek, fare, akrep gibi zararlılardan arındıran reçeteler ile pek çok büyü formülünü içerir. Dolaşım sistemi, kan damarlarının tüm vücudu sardığı, kalbin kanı dağıtan bir merkez olduğu gibi bilgileri içermesi, o dönemde tıbbın ulaştığı seviye hakkında şaşırtıcı ipuçları vermektedir. Papirüs, hastalıklarda cinleri uzaklaştırmak için yapılan büyülerle doludur. Cin tutmasının, eski Mısır'da patolojinin temelini teşkil ettiği bilinmektedir. O zaman, ilacın kullanılmasındaki talimat, "Hoş geldin ilaç, mideme dokunan şu kötülüğü çıkar," diye başlar ve "Şu çok iyi gelir," diye biter. Ebers papirüsündeki reçetelerde bahsedilen diş hastalıklarının tanınması güçtür. Bazı reçeteler çürük dişi doldurmaya yarayan, pek az dayanıklı geçici dolgu maddelerine benzer. Bunlardan nasıl bir fayda umulduğu da merak konusudur. Çürük dişleri kapamak için gerekli reçetede mimi unu, nübya toprağı, bant diş doldurulur. Çürük dişi kapamak için başka reçete, terebentin reçinesi, nübya toprağı, yeşil zamp, havanda dövülerek dişe konur. Diğer reçete, su, saamp bitki aynı şekilde hazırlanır. Lefebre, dişlerde ülser diye tercüme edilebilen, binut, hastalığının diş çürüğünden ayrı bir hastalık olduğunu öne sürer. Bunlar aynı şeyler olabilir. Çünkü 745 no'lu reçete bir diş dolgusunu vermektedir. Bundan önce de bu hastalık anlatılmıştır. Ağrılı bir diş ülseri ve diş etlerini kapamak için reçete, inek sütü, taze hurma, kuru keçi boynuzu, avluya bırakmalı ve sonra 9 gün çiğnemeli, numara 746. Dişlerde ülserden dolayı görülen tahribatı kapamak için bir reçete daha, sineymim, zam, ya. Bununla sarmalı, numara 563. Dişlerdeki ülseri iyileştirmek ve dişlerini doldurmak için, rezene, yalancı çınarın meyvesi çizilmiş olacak enis, bal, terebentin reçinesi, su, bu ilaç, gece soğuğa bırakılacak ve sonra çiğnenecek numara 554. Dişlerin sağlamlaştırılması, dişlerin olduğu kadar periodontal lezyonların ilerlemesini durdurmaya yarıyordu. Çiğnenen preparat da muhtemelen bu rahatsızlık için kullanılıyordu, 749 no'lu reçetenin muhtevası araştırıcıları yanıltmaktadır. Diş eti kemirilmesinin tedavisi için reçete, gebut bitkisi, kolokent, zamk, yalancı çınarın meyvesi, anason. Bu pozisyon gece doluncaya kadar bırakılacak ve sonra ağız 4 gün çalkalanacak. Ayrıca, çürükleri doldurmak için, güherçile, sarı aşı boyası ve bal karıştırılır ve çürük diş doldurulur. Diş etinin iltihabı hastalığı için yalancı çınar ağacının meyvesi, fasulyesi, bal ve mağ basit, öğütülür ve diş etine sürülür. Ağız kokusu için, günlük, çam fıstığı tanesi, kokulu meşe, tarçın kabuğu, tanin, fenike kamışı. İnce dövülür, balda ezilir pişilerek pastil haline getirilir. Kadınlar tütsü yaparlar ve ağıza tutulan duman kokuyu giderir. Diş sürme, güçlükleri, çocuğa ya da annesine pişmiş fare yedirilir. Farenin kemikleri de çocuğun ensesine 7 düğümlü kumaş parçasına sarılarak yerleştirilir. Görüldüğü gibi bu papirüs eski Mısır tababetinin sihirsel ve ampirik yanını açıklamaktadır. Ebers papirüsü ve eski Mısır'da tıp ilmi. Mısır'da tıp ilmini ortaya çıkaranlar yine rahiplerdir. Çünkü ilahlardan çare uman hastalar, mabetlerde rahiplerin tedavisine muhtaç olmuşlardır. Bunu meslek edinenler de olmuş ve bunlar sarayda önemli yer işgal etmişlerdir. Mısırlılar çok mükemmel doktorlar yetiştirmişlerdir. Doktorlar devlet memuru olduklarından hastaları ücretsiz muayene ederlerdi. Doktor yetişmesi için okullar olduğu bilinmektedir. Sais ve Heliopolis'te bulunan bu türden okullar bulunmuştur. Sais okulunun direktörüne ait belgeye 4. sülale zamanından itibaren rastlanır ve bu kişi, doktorların en büyüğü, unvanını taşımaktadır. Heliopolis'teki Osiris okuluna bağlı olan bir sanatoryum direktörüne ise, Büyük Peygamber, denilmektedir. Bu meşhur doktorların mezarları arasında, Hui adlı doktorun unvanı, en büyük peygamberlerden, olarak kaydedilmiştir. Ebers papirüsünde ise, aynı doktorun göz hastalıkları için bir ilacın mucidi olduğu yazılmıştır. Tıp ilmini 3 temel üzerinde incelemek mümkündür. İnsan vücudu ve fonksiyonları üzerinde bilinenler. Hastalıkların çeşitleri ve tedavileri. Hastalıklardan korunma çareleri. Bu temelleri inceleyebilmek için elde 5 tıp belgesi vardır ve hepsi de M.Ö. 2000. yıla aittir. Ayrıca M.Ö. 28. yüzyılda bir ölüm olayı dolayısıyla bulunan bir metinde doktorluğa ait yazılar bulunduğu gibi, bir başhekimin varlığı da haber verilmektedir.
Olay şöyledir. Kral Neferkere, Tebs'te yapılmakta olan inşaatı gezmeye gitmiş, bu esnada baş mimar Veşiptah birdenbire cansız olarak yere düşmüştür. Hükümdar derhal kütüphaneden tıbbi yazıları ve aynı zamanda başhekimleri getirtmiştir. Onlar, baş mimarın ölmüş olduğunu bildirmişlerdir. Bundan anlaşıldığına göre, M.Ö. 3000 başlarında tıbbi metinler, kütüphanelerde saklanmaktadır. Bunlardan hiçbiri günümüze kadar gelmemiştir. İnsan vücudu ve fonksiyonları üzerine bilinenler. Mumyacılığın ilerlemiş olduğu bu devirde, insan vücudu hakkındaki bilgiler konusunda pek ileri gidilmediği anlaşılıyor. Çünkü mumyacılıkla uğraşanlar, doktorluktan ayrı olan bir sınıf oluşturuyorlardı. Kadavra ile doğrudan doğruya temas halinde olan bu insanların oluşturduğu sınıf aşağı sayılıyordu. Onun için insan vücudu içinde olan organlarla doktorlar pek az ilgilenmişlerdir. Diğer taraftan insan cesedi üzerinde incelemeler yapmak, din bakımından men edilmişti. Bu yüzden doktorlar anatomiden ziyade, yaşayan insanları baz almışlardır. Kalp ve bağırsakları zekanın merkezleri farz ederlerdi. Buna mükabil iskeletteki kemiklerin başlıcalarını, hemen hemen aslına uygun tarzda tasvir etmişlerdir. Ebers papirüsüne göre doktor, hangi organını tutarsa orada kalbin hareketini ve varlığını hissederdi. Kan damarları temiz hava ile şişerek düzenli çalıştığı kabul edilirdi. Bununla birlikte kirli hava, bu damarları katılaştırır, tıkar ve işitirdi. İşte böyle anlarda doktor ilaçlarla bu durumu yatıştırır, onlara canlılık ve elastikiyet verirdi. Ölüm anında ise, bu hayat verici ruh, canla beraber çekilir, kan hava almaktan mahrum olunca pıhtılaşır ve damarlar böylece boşalarak nefesten kesilen canlı mahluk yok olurdu. Hastalıkların çeşitleri, yaralar ve tedavileri. Eski Mısır halkının hastalıklarıyla, şimdi Mısır'da yaşayan insanların hastalıkları hemen hemen benzemektedir. Papirüslerdeki yazılara ve mumyaların incelenmesinden çıkan neticelere göre, göz hastalıkları, kemik veremi, çocuk felci, anemi, çiçek, romatizma, apandisit, mide, karın ve mesane hastalıkları, bacaklarda varis, ülser ve çıbanlar, nil çıbanı ve sara nöbetleri, diş çürümeleri ve daha birçok hastalıklara eski Mısırlılar maruz kalıyorlardı. Diş hastalıkları, en eski mumyalar üzerinde tespit edilmektedir. Ancak daha sonraki devirlere ait olanlarında tedavinin daha çok tatbik edildiği görülmektedir. Bu da tıbbın ilerlediğini gösterir. Bütün bu saydığımız hastalıklar ve yaralar, tıbbi metinler olan papirüslerde yazılmıştır. Mesela simit papirüsünde bir hastalık için şöyle bir metot kullanılmaktadır. İlk önce, teşhise göre hastalığın genel adı ve bu hastalık için yapılacak işler. İkinci olarak, tıbbi inceleme. Burada daima aynı formülle başlanmaktadır. Eğer şöyle bir hastalığı olan adamı tetkik edersen, bu kısımda, hastalığın gösterdiği bütün arızalar sıralanmaktadır. Üçüncü de, teşhis hastalığın adı, bir hasta ki şu çeşit hastalıktan rahatsızdır. Dördüncü olarak, pronostik. Burada doktor tarafından 3 formül kullanılmaktadır, tedavi edebileceğim hastalık, mücadele edebileceğim hastalık, iyi edilemeyecek hastalık. Beşinci olarak, tedavi meselesine gelmekte ve bir takım açıklamalar ve tavsiyeler sıralanmaktadır. Bu gibi durumlardan dolayı Mısır doktorları, pek çok ilaçlar veriyorlardı. Ebers papirüsü, birçok hastalık durumu için 700 ilaç tavsiye etmektedir. 11. sülaleden bir kraliçenin mezarında bir ilaç kutusu içinde küçük ilaç kasıkları, kurumuş ilaçlar ve çeşitli bitki kökleri bulunmuştur. Ramses'in Hattus ile yazdığı mektupta, bir doktorla beraber şifalı otlar gönderdiğini bildirmektedir. İlaç yapılan maddeler şunlardır. Her türlü bitkiler ve ağaçlar. Bunlar en basit otlardan en büyük ağaçlara kadar sayılabilmektedir. Madeni cinsten olanlar, deniz tuzundan her türlü maden ve taşlar. Mesela metinlerde Memphis taşının bazı özellikleri olduğu yazılmış ve vücutta hasta bir kısma konulduğu zaman ağrı hissettirmeden cerrahi bir ameliyatın kolaylıkla yapıldığı kaydedilmiştir. Hayvanların bazı organları, çiğ et halinde ya da taze kurutulmuş kanları da ilaç olarak kullanılmıştır. Mesela kertenkele kanı, domuzun dişleri ve kulakları, kaplumbağa beyni, loğusa kadının sütü en ilginç olanlarıdır. Hastalıklardan korunma çareleri. Mısırlılar çeşitli tedbirler almışlardır. Mesela kanalizasyon yapmışlardır, böylece halkı birçok hastalıktan korumuşlardır. Halkın sık sık yıkanmalarını temin edecek surette tedbirler alınmıştır. Dini inanışlara göre Mısırlıların oturdukları yerin, yedikleri şeyin temiz olması şarttı. Temizliğe çok önem verenlerden biri de rahiplerdi. Saçlarını her 3 günde bir kesen rahipler, 2 defa gündüz ve 2 defa da gece yıkanmaya mecbur tutulmuşlardır. Beyaz elbise giyen bu insanlar, temiz olmadığı sayılan domuz eti ve fasulyeyi yememeleri gerekiyordu. Suyu ise ya kaynatılmış ya da filtre edilmiş olarak içerlerdi. Bazı yazarların Durant 1937 sayfa 236. 237 verdiği bilgilere göre, sağlıklarını korumak için devamlı vücutlarını yıkarlar, oruç tutarlar ya da her gün bazen de her 3-4 günde bir midelerini ve bağırsaklarını boşaltırlardı. Çünkü vücuda yaramayan fazla gıdaların hastalığa yol açacaklarına inanıyorlardı.
Herodot'a göre Mısırlılar Lidyalılardan sonra en iyi sağlık kurallarına uyan insanlardır. Tıbbi papirüslerde kadın hastalıkları ve doğumu ilgilendiren metinlerde bulunmuştur. Fakat çoğu sihir formülleriyle doludur. Mısır mitolojisinde sağlığı koruyan ilahlar da vardır. Tot bunların başında gelir. İlahe, Seshet, kadın hastalıklarını, Set, beyin hastalıklarının koruyucusudur. Bunların başında, Imhotep, tıp ilminin başlıca temsilcisi sayılmaktadır. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.